Sağlık Bakanı ile Kültür Bakanı ile bir konuşacak, sonra karar verecekler. Bakalım, daha biraz zaman alacak herhalde karar vermeli. Bir tek o kaldı. Hayatımızdaki tek yasak şu anda gece 12'den sonra müzik yasağı. Başka da yasak yok. Hayatını kaybeden binlerce kişi oldu. Onların anısına saygıyla bu haberi ekrana getirdik. Hayatını kaybeden doktorlar oldu, sağlık çalışanları oldu. İlk hafta onları balkonlardan alkışlamıştık, hatırlıyor musunuz? Moral olsun diye. Hakkınız ödenmez denildi. Ödemediler de haklarını. En son geldiğimiz aşamada doktorlara giderseniz gidin denildi. Nereye gidiyorsanız, yurt dışına mı gidiyorsunuz, özel sektöre mi gidiyorsanız gideni tutmayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem sağlık camiasından hem de muhalefetten bu sözlere hala büyük tepki var. Varsın, gidiyorlarsa gitsinler. Ölmemizi engelleyenler, bizi değersizleyenler, bizi yaşadığımız topraklardan göç etmeye zorluyorlar. Daha da ileri gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve onları da ülkemizde istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. Direnmeye devam ediyoruz. Ve tam da bu toprakları bırakıp gitmek zorunda kalan gencecik meslektaşlarımız, gencecik insanlarımız, bu ülkenin parlak beyinleri gitmesinler, bizimle olsunlar, birlikte mücadele edelim diye bu mücadeleyi güçlendirmeye gayret ediyoruz. Buradayız, kalacağız. Buradaydık, buradayız, kalacağız. Cumhurbaşkanının hekimler için sarf ettiği "gidiyorsa gitsinler" sözüne hem muhalefetten hem de doktorlardan tepki var. AKP kanadıysa Erdoğan'ın tavrını açıklama çabasında. Cumhurbaşkanımızın konuşması ve tavrı kendisine hastır. Halk diliyle konuşur. Ve giderlerse gitsinler diyen bir cumhurbaşkanı var. Yani bu böyle bir şey olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Eğer bu ülkeden birisinin gitmesi gerekiyorsa, bu ülkenin yüzünü kızartan, bu ülkeyi itibarsız hale getiren Recep Tayyip Erdoğan ister Ay'a gitsin, isterse bu ülkeden çıksın, nereye istiyorsa oraya gitsin. Sağlık çalışanlarına yönelik sosyal hak ve maaş düzenlemesiyle ilgili düzenleme de doktorlar gitsin mi kalsın mı tartışmasının gölgesinde kaldı. İktidar son olarak sağlık çalışanları ile ilgili yasayı meclisten apar topar çekmiş, hekimlere istedikleri haklar verilmemişti. Sağlık Bakanı 14 Mart Tıp Bayramı'nı işaret ederken Özhaseki sıkıntıları biliyoruz dedi. Ancak muhalefet iktidardan umutlu değil. Sordum, en az alan ne alıyordur? 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur vesaire. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. Maaşlarda sıkıntı olduğunu biliyoruz. Haklarını da kimse yemek istemez. Tüm sağlık çalışanlarının maaşları ile ilgili çalışma hakkında bizlere de bilgi verildi. Amaç iyileştirmek. Çalışmalarda önemli bir mesafe kat edildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Doktorlara gidin buradan, terk edin burayı diyen Recep Tayyip Erdoğan ilk önce doktorlardan özür diler. Sağlık çalışanları için de, Türkiye'de çalışanlar için de bu cumhurbaşkanlığı sisteminin yapacağı bir şey kalmamıştır. Buradaydık, buradayız. Kalacağız. Buradayız, buradayız, kalacağız. Russia is terrible. That's what it is. To my aunt in Spain. Maybe I won't see them again. I don't know. That's why I'm crying. Russia.
Maalesef silahlar susmuyor. Rusya'nın Ukrayna saldırısında 16. gün geride kalmak üzere ve Rus kuvvetlerinin Kiev'e çok yaklaştığından söz ediliyor. Rus güçleri başkent Kiev'e, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometre daha yaklaşmış durumda. Dışişleri Bakanlığımız, Türk elçilik personelinin Kiev'deki elçilik personelimizin riskler sebebiyle Kiev'den ayrıldığını açıkladı az evvel. Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü bu duyuruyu yaptı. Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e çok yaklaşması ve bölgede çatışmaların artmasının ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği güvenlik sebebiyle başka bir şehre taşınıyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, Büyükelçiliğin Çernivtsi şehrine taşındığını belirtti. Türk elçilik personeli Kiev'den ayrıldı. Bir Amerikalı yetkili Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometre yaklaştığını iddia etti. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, saldırıların başlamasından bu yana kentin nüfusunun yarısının Kiev'i terk ettiğini açıklamıştı daha evvel. Rus birlikleri Ukrayna'nın farklı şehirlerinde ilerlemeye devam ediyor. Lutsk ve Dnipro kentlerinin ilk kez hedef alındığını Ukrayna medyası yazdı. Rusya'da Lutsk'a saldırıları doğruladı. Harkov harabeye dönmüş durumda. Dnipro'dan haberler geliyor. Dönelim şimdi biz Halk TV ekibine. Günlerdir savaşı yerinde Ukrayna'da takip eden Halk TV ekibinden gazeteci İsmail Saymaz'a soralım. Son durum nedir Ukrayna'da? İsmail, iyi akşamlar. Şu an neredesiniz tam olarak ve bugün bize neler aktarabileceksin Ukrayna'dan? İrfan, iyi akşamlar. Ben şu an Ukrayna'dan ayrıldım ve Romanya toprağındayım. Arkamda Siret sınır kapısı var. Şu an kapıyı geçiyorum. Yaklaşık 4 gün önce, 4-5 gün önce biz bu kapıdan geçerek Ukrayna'ya girmiştik. Senin az önce söylediğin Büyükelçiliğimizin taşındığı Çernivtsi şehrine, oradan Ivan Frankovski, ardından Lviv'e gitmiştik. Bu sabah Lviv'den ayrıldık. Lviv'den Ternopil şehrine ve Çernivtsi'ye ve şimdi kapıya tekrar geri dönmüş olduk. Benim gördüğüm kadarıyla gittiğimiz günkü mülteci kalabalığı çok azalmış. Herhalde büyük bir göç dalgası Polonya üzerinden ayrıldı diye düşünüyorum. İrfan, şunu söyleyebilirim. Ülkenin doğusunda savaş var. Yani işgal var daha doğrusu. İşgal var ve işgale karşı direniş var. Özellikle Kiev alındı. Harkov'da, Sumi'de, Odessa'da, Mariupol'da büyük bir işgal var ve buranın faturası çok ağır olacak gibi görünüyor. Şimdiden Mariupol'da bir çocuk hastanesinin vurulması meselesi dünya kamuoyunu da hayli etkilemiş görünüyor. Ukrayna cenahı Rusya'yı soykırımla suçlarken Rusya ise bu saldırıda, bu bombalamada şüpheler olduğunu iddia ediyor. Keza Harkov'da toplu mezarlar, Keza Harkov'da saldırıda ölenlerin topluca gömüldüğüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ülkenin batısında ise fiili bir savaş halinden söz edemeyiz. Yani Ternopil şehrine bazı Rus tanklarının girmesi dışında yahut Ivan Frankovsk gibi şehirlerin askeri havalimanlarının vurulması dışında herhangi bir ağır bir silahlı saldırıdan yahut bir işgalden söz edemiyoruz. Ama bu ülkenin batısında bu ülkenin batısında başka bir seferberliğin olduğu söylememizi engel değil. Şöyle ki, ülkenin batısı aslında bir cephe gerisi işlevi görüyor. Ülkenin batısı daha çok kendisini Polonya'ya, yani Avrupa'ya ait ya da yakın hissediyor. Rusya ile aynı, her ne kadar aynı tarihi kökten olsalar da, akraba dilleri konuşmuş olsalar da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kökünden geliyor olsalar da, öyle bir geçmişleri bulunuyor olsa da, esasen Ruslarla aynı çatı altında bulunmaktan çok Avrupa ile aynı dünyaya ait olduğunu ifade ediyorlar. Bu bakımdan doğuda sürmekte olan savaşın bir cephe gerisi aynı zamanda batı. Biz mesela dün Lviv'deyken şunu gördük. Lviv'de bir kütüphane kamuflaj atölyesine dönüştürülmüştü. 7'sinden 77'sine, işçisinden profesörüne Lvivliler burada gönüllü olarak kamuflaj üretiyorlardı. Ve bu kamuflajlar özellikle otoyollarda yahut kasaba önlerinde kurulan barikatlarda kullanılıyor. Ve yine ülkenin batısında, yani şu arkamdaki Çernivtsi'den tutalım,
Ivan Frankov şehrine, Ternopil'e, yahut Lviv'e kadar bütün bir hat boyunca biz herhalde yüzlerce barikat ve bariyerden geçtik. Bunların bir kısmı askerler ve polisler tarafından, bir kısmı ise silahlandırılmış köylü milisler tarafından idare ediliyor yahut onlar bu